Salı günlerinin klasiği, parti grupları toplandı. Grup kürsüsünden ilk seslenen MHP lideri Devlet Bahçeli oldu. Gündeminde Osman Kavala bildirisiyle başlayan kriz vardı. Erdoğan'ın 10 büyükelçiye yönelik istenmeyen adam tepkisine işaret etti. Cumhurbaşkanının cesur, dirayetli, kararlı tutumu yanlışı düzeltti dedi. Büyükelçilerin geri adım atmasını da anlamlı ve yerinde bulduğunu bildirdi. Osman Kavala'ya, CHP ve İyi Parti'ye, ayrıca Anayasa Mahkemesi'ne sert sözlerle yüklendi. Bu Sorosçu'nun mahkemesi karara bağlanır ve hüküm verilirse önce cezasını Türkiye'de çekmesi, sonra da vatandaşlıktan çıkarılarak 10 büyükelçiden birisinin ülkesine gönderilmesi artık milli bir zarurettir. En sert mesajları cezaevinde tutuklu bulunan Osman Kavala'nın serbest bırakılması için çağrı yapan büyükelçilereydi. 10 büyükelçi Sarosçu Kavala'yla aynı mevziye girerek Türkiye'ye bir nevi muhtıra vermiştir. Bu muhtıra ahlaksızlıktır. Egemenlik haklarımıza suikasttir. MHP lideri Bahçeli mesajlarını mecliste partisinin grup kürsüsünden verdi. Aynı talebi Kılıçdaroğlu da ısrarla seslendirmiş. İP Başkanı da her zamanki gibi Kavala'ya dolambaçlı sözlerle yeşil ışık yakmıştır. 10 Büyükelçinin dün geri adım atmasını yerinde olarak değerlendirdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın cesur, dirayetli ve kararlı tutumu tarihi bir yanlışın düzeltilmesinde bize göre önemli bir dayanaktır. Türkiye kum torbası değildir. ABD'nin Ankara Büyükelçisi'nin başını çektiği 18 Ekim bildirisinden geri adım atılması anlamlıdır, yerindedir. Bahçeli, Kavala üzerinden Anayasa Mahkemesi'ni eleştirdi. Anayasa Mahkemesi öyle bir hale gelmiştir ki, nerede bir hain, nerede Türkiye'nin kuyusunu kazmak için faal halde bulunan bir çapulcu varsa onlarla yan yanadır. Bahçeli, parlamenter sistem üzerinden CHP'yi hedef aldı. Kılıçdaroğlu ya bilerek ya da cehaletinin oyununa gelerek hem devlete hem de millete diğer ortaklarıyla birlikte adeta kazan kaldırmıştır. Böylesi bir şahsın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olması inanılamayacak bir talihsizliktir. Türkiye'de demokrasi vardır ve hakimdir. Bir defa bu şahıs Aziz Atatürk'le çelişmektedir. Geçmişini unutan mankurttur. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle kilitleri ya açacağız ya da kıracağız.